Arkadaşlar merhabalar. Bu videomda çemberde uzunluk konusunun konu anlatımında kaldığımız yerden devam edeceğiz. Daha doğrusu bu videoda çemberin çevresini ve çemberin yay uzunluğundan bahsedeceğiz arkadaşlar. Evet, sayfa kaçtayız bu arada onu da söyleyeyim. Sayfa 142'deyiz. Bu benim notlarım biliyorsunuz bazen soruyorsunuz arada söyleyeyim şöyle. E çemberin çevresi çok basittir arkadaşlar. Çemberin çevresi 2πr kadardır. Peki hocam Burada çemberin çevresi 2 pire. Şurada bir alfa derecelik bak dikkat edin burada alfa derecelik bir şey aldığım zaman bu derece olduğunda farklı radyan olduğunda farklı aslında. Burada e, hatalı bir şekilde yazmışım aslında. Tam doğru değil. Geometrik olarak tam doğru değil. 2 pire alfa bölü 360 derece. Derece olduğunda 2 pire alfa bölü 360. Nereden geliyor bu? Şimdi bu 360 derecede derece olarak düşüneceğiz ya arkadaşlar. 360 derecede oran orantıyla yardımıyla da yapabiliriz. 360 derecede Kaç bunun çevresi? 2 pi r'ye kadar. E, alfa derecelikten olacak. Çünkü gördüğü açı alfa olmuyor mu? Merkez, açı, merkez açısı alfaysa. Alfa derecelikte ne kadardır deriz. İçler dişler yaparız arkadaşlar buradan. Bizden de şu x soruluyor. O zaman x'i yalnız bırakacağız. E, 2 pi re, alfa bölü 360 şeklinde olduğunu da görüyorsunuz. Yalnız derece cinsinin neyse bu. Tamam mı? Oran orantı yöntemiyle çıktığında fark ettiniz herhalde değil mi? Evet. Tekrarlıyorum çemberin çevresi 2 pi'ye kadardır. Merkez açısının ölçüsü alfa derece verilmişse eğer 2 pi'ye alfa bölü 360 şeklinde bulunur. Peki hocam buraya şey de ekleyeyim aslında doğru olur. Belki bununla da ilgili de soru da çıkabilir karşımıza. Radyan cinsinden verilirse. Şimdi biz derece cinsinden bunu ne diyoruz arkadaşlar? 360 derece diyoruz. Radyan cinsinden yaptığımız zaman bunun hepsinin ölçüsü 2 pi değil midir arkadaşlar? Değil mi? 2 pi'ye'dir. O zaman bunun çevresi zaten 2 pi re. Bunda bir sıkıntı yok. Eğer merkez açımızın ölçüsü teta radyan olarak verilmiş olsaydı teta radyan olarak verilmiş olsaydı ne olacaktı? Ee, şöyle yapabilirdik arkadaşlar. O zaman 2 pi r yazdık. O zaman teta bölü 360 değil de teta bölü ne yazacaktık arkadaşlar? 2 pi yazacaktık. Bakın 2 pi'ler gidiyor. Aa, teta radyan olarak verilirse eğer merkez açımız bakın merkez açımız şu şekilde Teta radyan olarak verilirse tepesine R yazarım şurada tepesine R yazalım. Teta radyan olarak verilirse o zaman buradaki yayın ölçüsü de neymiş? Direktmen e, R çarpı teta'ya eşit oluyormuş arkadaşlar. Yine oran orantı yöntemiyle çıktığında farkına vardınız herhalde değil mi? Çünkü 2 pi de bakın te, oran orantı ile göstereyim. 2 pi ne kadar çevresi? 2 pi R kadar değil mi? Çevresi radyan olarak çünkü 2 pi. 2 pi de 2 2P pi R ise o zaman ne diyeceğiz? Teta radyanda, teta radyan açısında kaç olur diyeceğiz. Öyle işler dişler yapınca yine soru işareti ne olacak arkadaşlar? 2 pi r teta bölü 2 pi olacak. O da r çarpı teteye eşit oluyor. Yani kısaca şu. Olayı biraz karıştırdığım gibi gözüküyor ama bilmekte fayda var. Merkez açımız derece cinsindeyse 2 pi r alfa bölü 360 kadar olacak. Ki genelde hep derece cinsinden yapacağız arkadaşlar. Ama bunu da söylemeden geçemem arkadaşlar. Eğer merkez açımız derece değil de radyan cinsindeyse o zaman ne olacak arkadaşlar? Direkt R çarpı TT'ye eşit oluyor arkadaşlar. Ne olur ne olmaz. Aklınızın bir köşesinde kalsın. Ne olacağı belli olmaz. Bu ÖSYM biliyorsunuz. Değişik yerlerden değişik şeyler çıkartabiliyor. Ta gider radyanı çevrede çıkartır. A, Siz bunu <laughs> şu şekilde de yapabilirsiniz arkadaşlar. Ben bunu bu şekilde açıklamasını yaptım ama. Siz normalde 2Pi'ye alfa bölü 360 diye biliyorsunuz ya. Siz e, bu formül üzerinden de yine çıkarım yapabilirsiniz. E, derece bölü 180 Radyan bölü pi eşit değil miydi arkadaşlar? E siz burada derece olarak alfa derece radyana çevirirsiniz. Radyana çevirip de ona göre de işlemde işlem yapabilirsiniz arkadaşlar. E, oradan da sonuç olarak bir şeyler çıkartabilirsiniz. Ama beni ilgilendiren kısım şurası derece cinsinden. Ne olur ne olmaz diye de verdim. Radyan cinsindense direkt r çarpı tt'ye eşittir. Hiç artısı, eksisi, bölüsü, çarpısı hiçbir şey yok. Kolay bir şey olduğu için bahsetmek istedim. Evet şimdi örneklere bakalım arkadaşlar. Yukarıdaki birim kareli kağıda çizilen şekil yarım çember yayı, çeyrek çember yayı ve bir doğru partisinden oluşmuştur. Yarım çember yayı, çeyrek çember yayı ve bir doğrudan oluşmuş. Buna göre taralı şeklin çevresi kaçtır diye soruluyor. Burası basit zaten. Kaç birim? Şurası 6 birim. Bu yarım çember yayı demişse arkadaşlar burada bu yarım çember yayıysa bu bizim çapımız yapacak çapımızdan dolayı şu tam ortası yarı çap yapıyor arkadaşlar. Birim çap, e, kareler olduğu için yarı çap kaç yaptı? 3 yaptı. O zaman ben bunun çevresini bulurken hop şurayı da bulmam lazım. Burası nedir arkadaşlar? Bu yarım çemberin yayı. Normalde çemberin ölçüsü nedir arkadaşlar? Çemberin yayın uzunluğu 2 pi r. Yarım çemberin yayın yarım çember yayın ölçüsü ne olacak? O zaman direkt burası 2 pi r bölü 2 eşit olacak. Yarıçap 3 değil mi? R yerine 3'ü yazarsak o zaman burası ne yaptı arkadaşlar? 3 pi yaptı artı ikiler sadeleşti. Bakın 3 pi yaptı. Peki benim şimdi şeyi bulmam lazım. Şurayı bulmam lazım. Bu da çeyrek değil mi arkadaşlar? Çeyrek. Bunun çeyrek merkezi burası olmaz mı? Çeyrek çember yayı. Çünkü bakın yarı çap altı burası da altı. Gördünüz mü? Çeyrek çember yayı dediği şurası yaptı arkadaşlar. Şurası şöyle. Bunu bulacağım. Normalde nedir? 2 pi r. Çeyrek çemberin yayının ölçüsü nedir? Tamamının 2 pi r ise çeyreğinin de nedir? 2 pi r bölü 4'tür. Hatta yukarıda bahsetmedim ama bahsetmeme de gerek yok. Bir çemberin çevresi 2 pire ise yarım çemberin yayının ölçüsü 2 pire bölü 2. Yani pire yapar. Çeyrek çemberin yayının ölçüsü de ne yapar arkadaşlar? Ee, burası da 2 pire bölü 4 yapar. Yani çeyrek olduğu için. Ama yayı. Yani pire bölü 2 yapar arkadaşlar. Bak dikkat edin. Bizden şey istenmiş olsaydı eğer Hocam bu yarım çemberin çevresi istenmiş olsaydı 2 pi bölü 2 değil ha. 2 pi burası. Bir de ne var arkadaşlar burada? R r de var. Tam bunun çevresi istenmiş olsaydı pi artı 2 r diyecektik. Ama şeyden bahsediyorsa eğer sadece yaydan bahsediyorsa doğru. 2 pi bölü 2. Aynı şekilde burada da burası da rr Bunun çevresinden bahsediyorsa pi bölü 2 artı 2 r şeklinde söyleyebiliriz. Ama yayından bahsediyorsa tamamı 2 pi r ise 4'te 1'i de 2 pi, pi re'nin 4'e bölünmüş hali. Yani pi bölü 2 yapar arkadaşlar. O zaman burası 2 pi bölü 4 yapacaktır arkadaşlar. Şurası 2 ee, pi re'nin 4'te 1'i çeyrek olduğu için yarı çapımız kaç yalnız burada? Yarı çapta 6. Yarı çapta 6. O zaman 6 kere 2 12 bölü 4'ten burası da kaç yaptı? Burası da 3 pi kadar yaptı arkadaşlar. Bakın. Şurası da 3 pi. Burası da 3 pi yaptı. Süper. 3 pi artı 3 pi artı Bakın kırmızıyı topladım. Maviyi topladım. Bir tek şurası kaldı. Burayı toplamadım. Burayı da toplayacağım arkadaşlar. Yani cevabımız kaç yaptı o zaman? 6 pi artı 6'ya eşit oldu. Bu şeklin çevresi arkadaşlar. Tamam. Geldik diğer soruya. Aha uzunluktayız zaten. Merkez var. Teğet var. Çektik diye bağırıyoruz değil mi? Herkes bağırsın kardeşim. Evet ama bunu çizdikten sonra bu bir yarı çap dik üçgende karşımıza çıktı. Eyvallah. Ama yarı çapı çizdikten sonra lütfen yarı çapı göster. Yarı çap ne bir köşesinde kalsın. Bunu unutma. Burası 3 yaptı. Evet. Şimdi ne yapacağız? AC yayının uzunluğu. Bak bak bak. ÖSYM sınavda da sordu bunu. Dikkat edin arkadaşlar. Bu yayın uzunluğu soruluyor bana. Yay uzunluğu. Normalde çemberin çevresi 2 pi Yay uzunluğu için bize ne lazım? Formülümüz ne? 2 pi alfa bölü 360 derece değil mi? Evet. <laughs> AC yayının uzunluğu kaç birimdir diye soruluyor arkadaşlar bize. O zaman bana ne lazım? Yay uzunluğunu bulurken bana şu lazım. Bana lazım olan şey bir yarı çap lazım ki yarı çap her yerde lazım oluyor. İki merkez açı lazım. Bu yayı gören merkez açı burası değil mi? Ha, bak bir çağrışım yaptın oraya. Açı lazım dedin. O zaman açı lazım deyince beyin otomatikman bir şeyleri algılıyor. Hocam açı bulmam lazım. Baktım burada. Pisagor bile yapmana gerek yok. Hocam burası 6. 90'ın karşısı 6, hangi açının karşısı 3'tür açıya git diye beğenin. Hemen 30'un dedin, 30 90 ise burası da kaç yaptı 60. İşte 60'lık yay uzunluğu isteniyor bizden arkadaşlar. O zaman AC yayının uzunluğu ne olacaktır arkadaşlar? O da 2 pi r. Açımız kaç? 60, 60 bölü 360 yapar. E, sıfırlar sadeleşsin. 2 kere 3, 6. 6 ile çarp 36. Bu da gitti. Yukarıda sadece ne kaldı o zaman? Pi kaldı arkadaşlar. Bu yayın uzunluğu pi yapar. Tamam. Güzel bir soru. Geldik bir sonraki soruya. Bu soruyu gören bir düşün. Sence ne olur? Düşün. Sence ne olur? Bundan sonra da bunu gördükten sonra büyük ihtimal böyle yaparsın. Yani insan, insanoğlu soru çözdükçe biraz şey oluyor diyorduk ki arkadaşlar soru çözdükçe hızlılaşıyor diyoruz ya. Evet. E hocam burası 11, burası 7, burası x ise büyük ihtimal bu x'in toplamı 11 yapacak. Evet 7 artı x eşittir 11'den x'i buradan kaç buluruz arkadaşlar? 4 buluruz. Doğru, doğru düşündünüz arkadaşlar. Kesinlikle doğru. Ama ben yine de bunun ispatını yapayım isterseniz size. Tamam mı? <laughs> Şuraya ben a a dersem, buraya da ben b b dersem. Yarı çapına BB dersem. Çünkü yarı çaplar lazım olacak. Büyüğün çapı 2 artı 2 b. Büyüğün yarı ne zaman? a artı b mi oldu arkadaşlar? Büyüğün yarıçapı a artı b oldu. Bakın ne biliyorum ben şimdi? Ne biliyorum ben şimdi? Hocam 11'i biliyorum. 2 pi r r dediğim a artı b. 2 pi a artı b çarpı ee, 2 pi r bu yarım olduğu için 2 pi r bölü 2'ye eşittir arkadaşlar. Değil mi? 2 pi r bölü 2'ye eşittir. Çünkü yarım yay. Kaça eşit bu? 11'e eşit. O zaman böyle ikiler gitti. Pi çarpı a artı b'yi kaç bulduk arkadaşlar? 11 bulduk. Bu bakalım elimizde. Şuna bakalım arkadaşlar. <laughs> Burası nedir? 7 yay uzunluğu neye eşittir? 2 pi r. R dediğimiz a. A bölü 2'ye eşit. Bu da neye eşit oldu? 7'ye eşit. Yani pi a 7'ye eşit oldu. İse pi a eşittir 7. Peki hocam şurası da x uzunluğu. 2 pi b bölü 2'ye eşit. Bu da neye eşit oldu arkadaşlar? X uzunluğuna eşit oldu. Bunlar da gitti. İse PB de neye eşit oldu arkadaşlar? X'e eşit oldu. A hocam yukarıda şunu bulmuştuk zaten. Yani pi a artı pi 11'e eşit olduğunu bulduk. Pi a zaten 7'ye eşit. PB zaten x'e eşit. Bu 7 artı x eşittir 11'den. X'i de buradan kaç buluruz arkadaşlar? 4 olarak buluruz. Evet. Aslında kolay bir soru. Ama büyük ihtimal bundan sonra böyle bir şey gördüğünüz zaman soruyu yaparsınız. Ama bunların hepsi yarımsa. Belki biri yarım verilecek diğerleri çeyrek verilirse böyle bir şey uydurmayacağız. Bakın o yüzden ben size değişik tarzları gelirse diye hep ispatlarını yapıyorum. Bunu özellik olarak verip geçebilirdim. Ki bazı kitaplarda veriyor. Gerek var mı? Bence gerek yok. bir Yap işlemini sana çay yay uzunluğundan bahsediyorsa yarım çemberin yay uzunluğundan bahsediyorsa yay uzunluğu formülünü uygula kardeşim. Başka bir şey yapmana gerek yok zaten. Değil mi? Evet geldik şuraya. Yarıçapı çapı iki birim olan daire şeklindeki bir tahta tekerleğin e, çeyreği kesilip atılmış. Çeyreği. Çeyreği. Şurası kesilip atılmış arkadaşlar. Yani dörtte biri kesilip atılmış. Yani dörtte biri dediği için burası 90 derece oldu mu oldu. Evet kesilip atılmış ve zemine şekildeki gibi konulmuştur. Bu tekerlek ok yönünde bir tam tur dönecek kuvvetle ittirildiğinde ben bunu tam kuvvet ittirdim. Yani A'dayken böyle A'ya kadar gelecek mesela. Ama dikkat edin arkadaşlar. Bu tam B'ye geldiğinde değişik bir şey oluyor. Tam B'ye geldiğinde mesela B'ye geldiğinde nasıl olacak arkadaşlar bu? Ee, hop. B buraya geldiğinde dur bakayım. Şunu normal çizeyim. B gelsin bakayım şuraya şunu şöyle çizeyim arkadaşlar önde ne var B var o zaman B buraya geldiğinde A burada olmayacak mı arkadaşlar evet ama bu kesilmişti zaten şurayı keseyim arkadaşlar orayı keseyim yani şöyle bir şey olacak arkadaşlar tam kuvvet ittiğim zaman buraya geldi ama da e, gitme hızı var çünkü B'ye kadar geldim tam kuvvet ittiğim zaman değil mi? Arkadaşlar buraya kadar geldi bu. B'ye kadar böyle geldi. Zemine tam şey olduğu zaman. Yalnız buradan buraya nasıl hareket etti arkadaşlar? Buradan buraya hareket ederken şöyle hareket sağlandı. Değil mi? B'ye kadar hareket sağlandı. Buradan sonra da ne olacak? Buradan sonra da devrilme hareketi yapmayacak mı arkadaşlar? Bir dairesel bir hareket yapmayacak. Devrilecek. Devrilsin bakalım. Devrildiği zaman da ne olacak arkadaşlar? Şu şekilde bir şey olacak. B noktası burada olacak da onu da şöyle çizeyim isterseniz. O zaman şöyle bir şey olacak arkadaşlar. Mavi. Mavi ile çizdim. B'den sonra devrilecek. Şu şekilde bir şey oldu arkadaşlar. B burası oldu arkadaşlar. Burası da ne oldu? A oldu. Hatta A'nın yeri konumu burası oldu. Peki bu burada zemine böyle değerek gitti. Yani bu buradan buraya zemine değerek gitti. Yani şuradaki uzunluk aslında nereye eşit arkadaşlar? Buraya eşit. O zaman bu uzunluğu bulabilirim ben. Burası kaç derecelik merkez açısı arkadaşlar? 270 derecelik yay uzunluğu arkadaşlar bu. O zaman hemen burayı bulalım. 2 pi r 270 bölü 360. Şununla şu sadeleşse 3 bölü 4. 4'ler de gitti. Burası kaç yaptı o zaman? 6 pi yaptı arkadaşlar. Evet. Bu yay uzunluğu 6 pi yaptı. E bunu ittiğim zaman şurası kadar gitti. Yani burası kadar gitti. B'ye kadar gelene kadar. Yani burası 6 pi kadar gitti. Bir de buradan buraya bir mesafe var arkadaşlar. Şurası da 90 dereceydi zaten. Bu uzunlukta 4 birimdi. Burası da 4 birim. İkiz kenar dik üçgenden dolayı. Burası da ne oluyor arkadaşlar? 4 4 ise burası da 4 kök yapar. Yani bize diyor ki e, ee, kuvvetle it, ittirildiğinde A köşesinin ilk durumundaki A köşesine olan uzaklığı A köşesi buraya geldi. İlk durumdaki A köşesi burası. Şuradaki mesafe soruluyor bana. Evet mesafemiz ne yaptı? 6 pi artı 4 kök 2 olarak bulundu arkadaşlar. Can cevabımız bu yaptı. Geldik şuraya. İp soruları. Arkadaşlar Eskiden meşhurdu, şimdi mesur, meşhur meşhurluğu gitti ama yine de ne olur ne olmaz bilmekte fayda var arkadaşlar. Bir kere yarıçaplar iki birim olan birbirine teğet üç çemberin etrafına sarılan gergin ipin uzunluğu kaçtır? ÖSYM tarafından sorulmuş havuzdaki soru. Ne olur ne olmaz bazen havuzdaki soruyu çıkartıp bir değişiyle karşımıza gelebiliyorlar arkadaşlar. Mesela ben burada şu soruda yeni nesil soruya çevirdim mesela o tarzda bir soru. Geçen sene değişik bir tarzdaydı. Geçen seninki sorunun çözümüyle çözülüyor tabii ki. Sadece hikaye koydum oraya. Yok fıskiyeler, mıskiyeler. Biraz sonra bakarız arkadaşlar ona. Şuraya bakalım ilk önce. Şimdi çemberler birbirine değmiş. Çemberler birbirine değince ne yapıyorduk arkadaşlar? Tabii ki merkezleri birleştiriyorduk. Tam merkezleri birleştirdiğin zaman nereden geçiyordu? Merkezleri birleştiren doğru parçaları tam olarak değinme noktasından geçiyordu arkadaşlar. Şu şekilde merkezleri birleştirdik. Tamam, merkezleri birleştirdik. Yarıçapları kaç demiş? ikişer birim dediği için yarıçaplar ikişer birim olduğu için a 4 4 4 4 eşkenar üçgen çıktı. Hemen açıları yazalım arkadaşlar burada. 60 60 ve burası da kaç oldu? 60 oldu. Hocam çemberler birbirine değiyordu. Merkezleri birleştirdik. Bunun etrafına bir ip sarılmış. Aslında burada ne oldu? Teğet. Bak burası boşta kalıyor. Teğet var burada. Burada da teğet var. Merkez var. Teğet var. Bunlar ek çizim değil. Bunlar sizin refleksiniz değil mi? Merkez çektik. Merkez çektik. Merkez çektik. Merkez çektik. Merkez çektik. Ya hocam bir süre çizim var. Yok kardeşim ek çizim ek çizim. Bunlar sizin refleksiniz. Her zaman söylediğim gibi. E şu merkez çektikleri yapınca karşımıza burada dikdörtgenler çıktı mı arkadaşlar? Çıktı. Bu dikdörtgenlerden dolayı arkadaşlar Şurası da 90. Burası da 90 olduğu için 60 ise o zaman buradaki yay kaç derece yaptı? 120. Aynı şekilde 120. Aynı şekilde burası da 120 yaptı. Şimdi şurası 4 birimse dikdörtgenden 4, dikdörtgenden 4, dikdörtgenden 4. En azından ben buradaki uzunlukları buldum mu arkadaşlar? Buldum. Şimdi bizden ipin uzunluğu isteniyor. İpin uzunluğunda ne kaldı arkadaşlar? Bu yay uzunluğu. Bu yay uzunluğu ve bu yay uzunluğu kaldı. Yani bu yay uzunlukları ne? Yarıçapları çapları kaçar birim? İkişer birim olan 120'lik dilimden 3 tane yok mu? Evet. 2 pi r 120 bölü 360 artı 2 pi r 120 bölü 360 artı 2 pi r 120 bölü 360 hepsi de aynı olduğu için 120 120 120 olduğu için direkt çarpı 3 desek yeterli olacaktır arkadaşlar. Dikkat edin 3 ile 120 çarpınca 360 yapıyor bu gitti. Direkt 2 pi r kaldı arkadaşlar yani cevap 4 pi yaptı. Evet bu yay uzunlukların toplamı da 4 pi yaptı. O zaman cevabımız ne oldu? 4, 8, 12 burada. 12 artı 4 pi'ye eşit olur cevap arkadaşlar. Yalnız size burada bir sır vereyim. <laughs> size bu bir sır vereyim. Herhangi bir şekil üçgen olur, dörtgen olur, beşgen olur, altıgen, yedigen ne olursa olsun. Herhangi bir şeklin köşelerini merkez kabul edip de bir şey koyduğumuz zaman. Bak şöyle. Mesela ne diyelim? Beşgen diyelim. Beşgen koydum buraya. Tamam mı? beşgen koydum ve buralara da bir daire çizdin. Şöyle eş daireler çizdin ama tamam mı? Eş daireleri çizdin. Bunun etrafına bir ip sardığın zaman ne oluyor biliyor musun? Yay uzunlukların toplamı her zaman 2 pi kadar yapıyor arkadaşlar. Bunu sakın ama sakın unutmayın. İspatını da yukarıda bir nevi yaptık arkadaşlar. Bakın şurada yaptık ispatını. Şurada yaptım. 2 pi r, 120 bölü 360 120 bölü 3 tane var. Hocam bu beşgense düzgün beşgen falan olmasına gerek yok. Açıları yazarsın. A, B, C, D, E yazarsın. İşte buraya ne kaldı? Şöyle 90'lardan dolayı. Burası alfa ise burası 180 eksi alfa kaldı dersin. Açıları böyle yazdığın zaman yine ispatta kendiliğinden de çıkıyor arkadaşlar. Bu dediğimi unutma. Köşeleri bakın. Ee, şu düzgün beşgen köşeleri merkez olacak şekilde daireler çizdiğinde. Şuradaki yay uzunluklarının toplamı her zaman tam bir daire yapıyor. Yani bunların toplamı 2π'ye kadar yapıyor. Aklınızda bulunsun size pratiklik sağlar sadece. Tamam mı? Ha sıkıştığınız zaman tabii ki uzun yoldan da yapabilirsiniz. Bu benim tarzım değil aslında ama bu keşfediliyor zaten. Bunu yap, ardından mesela şu soruyu yap. her ikisi de sınavda çıkmış soru arkadaşlar. Bu soruyu da ispatıyla yapabiliriz isterseniz ki ispatı ile yapayım. İlk önce kısa yolu yapayım. Yarıçapları iki birim olan çemberler verilmiş burada. Etrafına sarılan ip ip var. Çemberlerin merkezlerinin birleşmesiyle oluşan dörtgenin çevresi 23 pi. Şu dörtgenin çevresi 23 pi. Aklımızda bulunsun. Merkez var, teğet var. Çek. E, tamam. Merkez var, teğet var. Çektikleri yapalım isterseniz. Çektik. Bunlar bizim anahtar kelimelerimiz. Bunlar bizim anahtar kelimelerimiz. Bunlar bizi yormuyor arkadaşlar, değil mi? Bunlar bizim refleksimiz. Bu çektikleri yaptık. Tamam mı? Çektik çektik. Dikdörtgenler oluştu. Dikkat edin arkadaşlar. Şurası A. Bu, şu A değil. Şuradan başlayayım. Şurası A. Burası B. Burası C. Burası D dersem. A artı B artı C artı D'yi ne vermiş arkadaşlar? 23 pi olarak vermiş. Evet. Burası 23 pi. Tamam aklımızda bulunsun. Hocam A ise aşağısı da A. B ise burası da B. C ise burası da C. Burası, D ise burası da D. Yani ben şu ipin uzunluklarında Şurasının toplamını buldum Şu kırmızı olan uzunlukların toplamını buldum A artı B artı C artı D Yani 23 pi E neresi kaldı? Şu yaylar kaldı Bakın bir dörtgenin Merkezleri Köşeleri merkez olan daireler çizilmiş O zaman ne olacak? Bu yayların toplamı Kesinlikle ama kesinlikle ne olmak zorunda? Tam bir şey yapmak zorunda Yani direkt orası da Mavilerin uzunluğu da 2 pi r'ye kadar olacak Yarı çapı da 2 olduğu için 4 pi yaptı o zaman 23 pi kırmızılar. mavilerde 4 pi yaptı. 23 pi ile 4 pi'yi topladığın zaman da kaç yapar? 27 pi yapar cevabınız. Tamam mı? Ama farz edelim unuttuk ve bu bilgiyi hatırlamadık. Ya da riske atmak istemiyoruz. Hemen şey yapalım arkadaşlar. Şunu niye sildiysem. Tamam bu doğru buraya kadar. Şu kalabalığı sileyim. Şurayı anladınız herhalde arkadaşlar. Değil mi? İspatını yapayım size. Bak şimdi dikkatli dinle. Merkez T'ye çektikleri yaptık. Tamam. Şuradaki kırmızıların toplamı A artı B artı C artı D olduğunu gördük. Bize ne lazım? Şu yay uzunlukları lazım arkadaşlar. Şu yay uzunlukları lazım. E hocam ben buraya alfa dersem. Burası 90 dikdörtgenden burası da 90. Buraya ne kaldı arkadaşım? E Dedi, i̇kisinin toplamı 180. Bu ikisinin toplamı da 180. 180 eksi alfa kaldı. E o zaman buraya beta dersen. Burası da ne oldu arkadaşım? 180 eksi beta yaptı. Hocam buraya teta dersem burası 180 eksi teta yaptı. 180 eksi teta yaptı. Buraya da gama diyelim. Gama dersem burası da ne yaptı? 180 eksi gama yaptı. Ben şunu biliyorum. Alfa artı beta artı teta artı gamanın toplamının ne olduğunu biliyorum arkadaşlar. E, artı gamanın toplamının 360 olduğunu biliyorum. Peki bana bu yay uzunlukları toplamı lazım. Hadi yazalım arkadaşlar. Bir tanesi 2 pi r ee, bir tanesi 180 eksi alfa bölü 360 değil mi 180 eksi alfa bölü 360 tamam mı ondan sonra devam edelim artı 2 pi r o zaman 2 pi r'ye parantezin alalım mı arkadaşlar hepsinde 2 pi r'ye yazacağız en başta alalım isterseniz 2 pi r'ye parantezin aldım o zaman öbürü de 180 eksi beta bölü 360 Ondan sonra artı 180 eksi teta bölü 360 artı 180 eksi gamma bölü 360 yazdık. Paydalar aynı. Topla 360, 180, 360, 720 mi yaptı? Evet. 2 pi r 720 eksi parantezinde eksi alfa, eksi beta, eksi teta, eksi, 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 eksi gamma ya. Alfa artı beta artı teta artı gamma yaptı. E zaten bunların toplamı da arkadaşlar 360 değil miydi? Burası 360'tı. Tabi böyle 360 da var arkadaşlar burada. Bölü 360 da unutmayalım. 720 360 360 yaptı. 360 da 360 sadeleşti. Işte 1 yaptı. O zaman ne kaldı sadece sonuçta? 2 piye kadar kaldı. Gördünüz mü? İspatı. Evet. Tekrar söylüyorum. Köşeleri herhangi bir dörtgen, beşgen, altıgen köşelerinde merkezi, köşelerini merkez kabul eden çemberler, eş çemberler çizildiğinde ve etrafına bir çember çizildiğinde buradaki yay uzunluklarının toplamı her zaman bir çember yapıyor arkadaşlar haberiniz olsun. Bunu unutmayın. Ve geldik şu çiçekli böcekli soruya. Ağaçlar mı ağaçlar? Bakalım ne diyor hikaye. Geçen sene arkadaşlar bu soru vardı. <laughs> ya ÖSYM'nin yaptığı da bu biliyor musunuz? Bir soru seçiyor. Bak, eminim bundan ciddi anlamda eminim. Oraya soru yazmaya giden adamlar ne yapıyor biliyor musunuz? Ya bu geometri derya deniz aslında. Yani derya deniz dediğimiz hep bir kalıp var. Bir kalıplaşmış sorular var. O yüzden soru çözdükte insanlar şey yapıyor diyoruz ya. Daha da hızlılaşıyor diyoruz ya. O kesin ve net. Ama artık yeni nesle geçtik. Direkt o kalıplar e, siz daha alışamadınız. Adam yine eski kalıpları kullanıyor. Eski soruları kullanıyor. Özellikle şu anda yeni nesil soru sorduklarında e, benim ben de yapıyorum onu da hani kolay soruları yeni nesle çevirmek benim en çok sevdiğim ÖSYM de bunu yapıyor. Kolay soruları yeni nesle çevirip önünüze koyuyor. Ama öyle bir zaman gelecek ki eskinin zor sorularını da çevirip karşınıza zor soru diye koyacaklar arkadaşlar. Tamam mı? O yüzden buna da dikkat edin. ÖSYM aynen bunu yapıyor. Ciddi anlamda ya. Ben de oturup bunu yapıyorum. Eski sorularımı lan diyorum. Ben bunu aynen bak başından geçen anlatıyorum. Çemberde uzunluğu yazdım yazdım yazdım. Ulan hep ip sorusu, ip sorusu, ip sorusu yazacaktım bir tane da. Ya dedim ben bunu daha iki gün önce yazdım ha. E, i̇ki gün önce değil, bir hafta önce yazdım pardon. Dedim ki ben bunu yeni nesle çevireyim. Ne yapayım? Aa bir kare şeklinde bir park olsun. Yeşil alana adam basmasın. Suya da basmasın dedim. Bak şimdi suyu okuyacaksınız böyle daire şeklinde fıskiye falan filan. Suya da basmasın dedim. Al sana cillop gibi soru. Bakalım soru ne diyor? Evet yukarıdaki şekilde bir parkın üstten görünümü verilmiştir. Parkın içinde Kenar uzunluğu 4 metre olan ABCD karesi verilmiştir. ABCD. Evet. ABCD şu yeşil. Yeşil olan şey arkadaşlar. ABCD karesi şeklinde yeşil alan verilmiştir. Evet. A köşesi burada gibi olmuş ama şurası arkadaşlar. Tamam mı? Ee, C ve D noktalarında park solamak için fıskiyeler takılmış ve bu fıskiyelerin her ikisi de yarıçapı 2 metre olan dairesel bir bölgeyi sulayabilmektedir. Evet. Hem burada hem de burada ne varmış arkadaşlar? Fıskiyeler varmış. Yarıçapı 2 olan bir daireleri ne yapıyormuş arkadaşlar? Suluyormuş. Bu arada bunun uzunluğu kaç birimdi? 4 birimdi. Yarı çap 2 birim. Bu da yarı çap 2 birimlik yapacak ya. O zaman bunlar birbirine teğet mi olacak böyle arkadaşlar? Hatta daha düzgün çizeyim isterseniz. Şöyle bir sulama yaptı burada. Evet. Burada da şöyle bir sulama yapacak daireler ne oldu? Birbirine teğet oldu. Çünkü yarı çap 2, yarı çap 2 bu uzunlukta 4 birim olduğu için. 5 birim olsaydı mesela bu uzunluk bir yarı çap böyle, bir yarı çap böyle. ikilik ikilik. O zaman buraya da ne kalacaktı? 1 kalacaktı mesela. Değil mi? Neyse devam edelim soruya. Aslında öyle de sorulabilirdi. Neyse. Devam edelim soruya. Evet bu fıskelenin herkese bölgeyi sulayabilmektedir. Tamam. Bakalım. Ne diyor bize? A köşesinde bulunan bir kişi. A köşesinde bulunan bir kişi. Şurada yeşil alana ve sulanan kısımlara basmadan yeşil alanın etrafında tur atıp tekrar A köşesine gelecek ha. Mesela buradan başlayacak şimdi bizim adam. Hadi başlasın bakalım. Şuradan başlayan bir adam. Hop geldi. Yeşil alana basmayacak. Değil mi? Böyle gelmek zorunda. Hocam bu yeşil alana basmadan böyle gidip sona böyle gidebilir ama en kısa sorulu ya o zaman bizim adam direkt böyle git, gitse olmaz mı? Sulanan alana da basmayacak. Dikkat edin arkadaşlar. Sulak alana da basmayacak. Bizim sulak alan bu dairelerin içi değil mi? Değil mi? Dairelerin içi. O zaman bu adamın en kısa böyle gitmesi lazım. Yeşil alanın dönmesi için. E sonra ne oldu arkadaşlar? Bizim sulak alana basmayacak. Tam böyle ucundan kenarından gidiyor. Bak 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 bak, bak böyle gitti. Sonra ne yaptı? Buradan hocam şöyle mi gelsin? Şöyle mi gelsin? Şöyle gelip böyle mi gelsin? Hayır. En kısası böyle olmaz mı arkadaşlar? En kısa indik giderse. Sonra burada da yine aynı şekilde böyle gelecek. Sonra buradan da buraya şöyle gelecek. Burada. Ah oh be. Bir daha çizeyim. Şöyle geldi 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 geldi. Sulak alana basmayacak. Buradan da şuraya geldi. İşte. Geçen seneki soru aynen böyleydi arkadaşlar. Şekil buydu. Bir kare çizmiştim buraya daireleri çizmiştim. Bunun etrafına sarılar ipin uzunluğu diye sormuştum. Ama ne yaptım şimdi? Hikayeye döktüm. Aynı soru değil mi? Aynı soru. Evet bizden şu siyah uzunluk isteniyor arkadaşlar. Bir kere anahtar kelimeleri kullanalım. Merkez varsa teğet varsa çektik. Çektik. Değil mi? Evet burası 4 birimse yukarısı kaç birim oldu? 4 birim oldu. Merkez var te teğet varsa çektik. Merkez varsa teğet varsa çektik. Evet. Karenin bir kenarı e, yarıçaplar kaç arkadaşlar? 2 birim. 2 birim. Ee, burası da 2 birim. Karenin bir kenarı kaç? 4 birim. Karenin bir kenarı kaç? 4 birim. Şimdi bak ne kaldı arkadaşlar? Pisagor bağıntısından şurayı da bulabiliriz hatta. Bak şu siyah belli. Şurası belli. Şurası belli. Nereleri kaldı? Şurası da belli zaten. Nereleri kaldı? Şu yay uzunlukları kaldı arkadaşlar. Şu yay uzunluğuyla bu yay uzunluğu kaldı. Yay uzunluklarını bulmak için hocam ikisinin toplamı tam bir daire yapmaz mı? Yapmaz. Çünkü karenin bütün etrafına bütün köşelerinde çizilmiş olsaydı mesela şöyle Karelerin bütün köşelerinden şöyle daireler çizilmiş olsaydı evet ipin uzunluğu yapılırken arkadaşlar şu şekilde yay uzunlukları tam bir daire yapar diyebilirdik. Ama sadece iki köşesine çember çizilmiş. O yüzden burada bunların toplamı tam bir daire yapmaz arkadaşlar. Neyse ben buradaki yay uzunluğunu bulmam için bana ne lazım? Bak ne lazım sorusu Niye getirdi? Açıyı. Ha bak beyin açıyı yoğunlaştı şimdi. E hocam o zaman açı bulmam lazım. Bak 90'ın karşısı 4. Hangi açının karşısı 2'dir? Of süper 30'un. E 30 sa burası kaç yaptı? 60. E burası 90. Burası da 90 dikdörtgenden doğrusal oldu. O zaman burası da doğrusal olduğundan dolayı 120. Bakın burası 120 yaptı. Aynı şeyin laciverti. 90'ın karşısı dörtgen. 30'un karşısı 2'dir. Burası da 60 yaptı. Burası da 120 yaptı. Yani 120'lik iki tane yay uzunluğu isteniliyor bizden. Bu arada 90'ın karşısı 4, 30'un karşısı 2 iken 60'ın karşısının 2 köküç olduğu. Burada da 2 köküç olduğu belli. Şimdi ilk önce şu uzunluklara bakalım. 4 burası, 4 burası 8. Değil mi? Siyahla gideyim. Dikkat et. 4 burası. 4 burası 8. Bir de 2 kök 3, 2 kök 4 kök de burada var. Toplamda 4 köküç artı 8 yaptı. Şuraya yazıyorum. 4 kök 3 artı 8. Neler kaldı? Şu maviler kaldı. Bu mavi ile bu mavi yarı aynı. İkişer birim. Ve açılar da aynı. 120'lik dilim. 2 tane 120'lik dilim isteniyor benden. Artı 2 tane 2 pi r. R dediğimiz 2. 120 bölü 360 dedik. Normalde 2 pi r 120 bölü 360 demem lazımdı. Ama 120'lik dilimden 2 tane olduğu için çarpı 2 dedim arkadaşlar burada. O zaman şurası gitti gitti 3 kaldı. O zaman 2 kere 2 4, 4 kere 2 8, 8 pi bölü 3 yaptı. Cevabımız çok saçma bir cevap çıktı ama aslında kolay bir şekilde çıktı. 4 kök 3 artı 8 artı 4 kere 2 8, 8 pi bölü 3 şeklinde yaptı. Cevabımız arkadaşlar. İlginç soru. Ya amacım arkadaşlar zor gelebilir, o gelebilir, bu gelebilir. Önemli değil. Şuranın yanması lazım. Buranın yanması demek e, bu işi öğreniyorsunuz anlamına geliyor. Benim amacım size şu. Şuradaki soruların eski tamam. Eskinin biraz zor sorusunu yerine seçebilmişim. Ama ÖSYM'nin de ne yapacağı belli olmaz. Değil mi? O yüzden bu şekilde sizde sorulara hakim olmanız lazım. En azından burada kafa patlat. Buna benzer bir soru geldiği zaman zaten sen de aynı anneleri daha hızlı bir şekilde yapacaksın. Çünkü birinci de çözdün. Çözemedim daha doğrusu. Ha de çözdün ama uzun vakitte çözdün. Üçüncüde de artık bu soruyla, bu tür sorularla karşılaşırsan artık ne yaparsın? Daha rahat bir şekilde çözmemesin çözersin. İşte benim hedeflediğim şey bu. Tamam mı arkadaşım? Evet, böylelikle ne oldu? Çemberde uzunluk konusunu tam anlamıyla bitirmiş olduk arkadaşlar. Valla en ince detayına kadar bütün soruları yaptık galiba. Şimdi bundan sonra ne var? Önümüzdeki hafta dairede alan var arkadaşlar. Dairede da çok güzel bir şekilde geliyor. Hiç merak etmeyin. İnşallah bir sıkıntı olmaz. Ki büyük ihtimal olmayacak gibi gözüküyor. Ee, dairede alan konusunda da sorularda da çok güzel sorularla karşılaşacaksınız zaten. Çok güzel bir mantıkla karşılaşacaksınız arkadaşlar. Ee, şimdiden hazır olun. Neyse önümüzdeki derslerde görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.